Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Yabancı sınırına hoş geldiniz. Yanımda her zaman olduğu gibi Oğuz Oruç var. Lig başladı. Biz zaten başlamıştık. Dört büyüklerin sezon öncesi değerlendirmeleriyle. Onlar da bu arada hala güncelliklerini kaybetmediler bence. İlk artından da dört büyüklerin sezon öncesi değerlendirmelerini izleyebilirsiniz. Oradan erişebilirsiniz. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Lig başladı. Tabii ki biz de yabancı sınır ekibi olarak tam gaz devam ediyoruz. Zaten lig başlayınca bizim de tabiri caizse hayatımız şenleniyor, renkleniyor. Ya, fena başlamadı bence lig. Bilmiyorum. Tabii daha detayına ineriz ama Trabzonspor-Beşiktaş maçı vardı. İlk haftadan bir derbi karşılaşması. Fenerbahçe maçında bir penaltı tartışması vardı. Birazdan daha derinine ineriz onun da. Galatasaray'dan net bir galibiyet geldi. Başakşehir kimilerine göre sürpriz, kimilerine göre hazır olmayan bir Başakşehir için beklendik bir sonuçtu derken haftayı tamamladık. Anadolu takımlarından da flash galibiyetler de izledik aslında. İstersen biz ligin açılış maçıyla başlayalım. Rizespor, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir oyun oynadığını söyleyenler var. Ben o kadar iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama hani en azından bir şeyler vaat ediyor yani Erol Bulut. Ama ya ben dediğim gibi çok çok yeterli. Bulmadım Fenerbahçe'yi hiçbir şekilde. Tabii ki çok iyi olmadığınız bir günde deplasmanda galip gelmek, duran topla maç çözmek her zaman şampiyonluk alametidir. Sen neler düşünüyorsun? Aynen öyle diyorum abi. Çünkü yani Erol Bulut'un aslında baktığımız zaman Alanyaspor'da geçen sene hem Efe Can'ı hem de Junior Fernandes'i kanatlarda ne kadar domine bir şekilde kullandığını biliyoruz. Bugün yani bugün demişken Cuma günü Fenerbahçe'nin oynadığı maçta ben ne Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk 45 dakikada ne dersine şey Deniz Türüç'ten o dominasyon gösterebilecek kanat performansından izleyemedik. Hem Mikel Omarozluk hem de Melnyak rahat bir şekilde hem hücuma çıktılar hem de hücumdan geriye dönerken de o kadar aceleci davranmadılar çünkü onları tehdit eden bir oyun yoktu. Fenerbahçe aslında golü yiyene kadar bence çok fazla kendini bulamadı şu an o oyuna göre. Çünkü gol attıktan sonra Rizespor orta sahasına yaptığı değişikliklerle bence Fenerbahçe'yi de daha çok üstüne çekti. Bolderin'in daha hazır olmayan bir Bolderin aslında ilk 45 dakikada çok iyi olmasına rağmen fizik olarak düştüğünü gördüğümüz Bolderin'i merkeze çekerek ortadaki o üçlü baskın üçlüyü bozdu ve Fenerbahçe'ye biraz daha rahat top çıkarmasını sağladı. Çünkü Gustavo da olsun, Tolga Ciğerci de olsun, oyuna sonradan giren Sosa da olsun topu ayağına aldığı zaman daha rahat şekilde hareket edebildiler ve topu kanatlara veya merkeze doğru daha rahat bir şekilde ilerletebildiler. Bunun sonucunda da zaten Sosa'nın oyuna girişinden sonra bol bol uzun pas denedi Fenerbahçe. Attığı penaltı golünde de penaltıdan önceki duran top golünden önce de yine Sosa'nın attığı bir uzun pasta gelen bir hücum organizasyonu vardı ve onların sonucunda hem penaltı oldu hem korner olarak gol oldu. Bu anlamda hani Sosa'nın varlığı yeter demeyi çok sevmem ama gerçekten de adamın varlığı yetti ve iki golde de bir şekilde pay sahibi oldu. Savunma anlamına bakarsak ben çünkü biraz daha Fenerbahçe'nin yeni kurulmuş bu savunma dörtlüsüne de değinmek istiyorum. Zanka'nın performansı gayet ümit vericiydi. Serdar Aziz'e göre de bence Zanka daha iyi oynadı. Ama bek olarak Caner Erkin ne kadar yine arkasına adam kaçırdığını bir kere daha gördük. Belki maç boyunca 5-6 tane isabetli ve etkili ortası olmasına rağmen bu kadar çok arkasına adam kaçırdığın zaman kalende de pozisyon yaşıyorsun. Bolderin'in karşı karşıya belki 0-0'ken Altay'ın üzerinden aşırtabilseydi Rizespor için belki de daha farklı bir senaryo konuşabilirdik. Genel olarak Fenerbahçe'yi ben şu anda bu kadar eksik hani transfer olarak eksikliğim çünkü hala Fenerbahçe'de transferler devam ediyor. Transferler gelmeden önceki Fenerbahçe'yi de maç kazanabilmesi anlamında takdir ediyorum. Çünkü iyi oynamadığın zaman da maç kazandığında kafanı yastığa koyduğun zaman rahat uyuyabiliyorsun. Bence hem Fenerbahçe taraftarları hem teknik ekip hem de oyuncular bu şekilde rahat bir nefes almış ve iyi bir uyku çekmişlerdir. Ya yeni bir takım yani hem defans attı yeni hem orta saha yenilendi. İşte Vedat'ın gidişiyle aslında forvet attı da artık yepyeni. Ki Vedat zaten oynamadı bu maçta. Yani takım oturana kadar puan kaybetmeden devam etmek zaten her türlü avantaj. Yani oyunun gücüne bence çok fazla bakmamışlardır. Zanka konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Ve onun dışında ben aslında Frey'i de dahil edebilirim buraya. Yani Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen iki oyuncuydu ki hani bunun için Fenerbahçe taraftarının da teknik heyetinin de çok haklı argümanları da vardı aslında ama
Bence Fenerbahçe'de Frey de takımın hem fizik anlamda diri görünen hem de mücadele eden futbolcularından biriydi. Bilmiyorum gidecek mi kalacak mı ama aslında yedek için çok çok kötü bir alternatif olmadığını da gösterdi. Yani yabancı sınırında 14 kişinin içinde yer verir misin dersen vermeyebilirim ama yer varsa da bence kadroda kalmasında çok bir sakınca yok. Tomás Ferizespor'un hamleleri konusunda da aslında biraz daha detaya girerek sana destek olacağım. Ya Boldrin merkeze çekildikten sonra ki ilk yarıda hani biraz daha Rizespor'un oyun formasyonu farklıyken Boldrin çok alışık olmadığı bir şekilde yani normalde bir oyun kurucu gibi aslında takımda görev alan bir oyuncunun çok fazla Fenerbahçe defansının da zafiyetinden ötürü arkada boşluklar yakaladığını da gördük ve dediğin gibi yani orada o golü atması işten bile değildi. Sonrasında işte Vetrif ve Abdullah çıktı yanlış hatırlamıyorsam oyundan. Hem işte kontratak şansı bulacağını düşündüğü için Mikaela kaldı oyuna. Boldrin'i merkeze çekti. Bence orada orta saha direncini düşürerek Fenerbahçe'nin de ekmeğine yağ sürmüş oldu. Fenerbahçe de işte Sosa'yı attı oyuna. Zaten dediğim gibi zayıflayan Rize orta sahası iyice teslim oldu Sosa'nın yaratıcılığı sebebiyle. Sonrasında da Fenerbahçe'nin geri dönüşü geldi. Aslında bence hani finalize ederken söyleyeceğim şey ilk cümlemin aynısı olacak. Oyun ne olursa olsun Fenerbahçe böyle bir deplasmanda 3 puanı çözdüğü için gayet mutlu dönmüştür bence evine diyorum ve izninle Galatasaray maçına geçiyorum. Bir cümle ekleyeyim ben Frey konusunda. Gerçekten aslında Frey'in performansı hakkında da bir şeyler söylemek gerekir. Çünkü cidden fizik anlamında çok güçlü bir santrafor olduğunu ve yani Fenerbahçe'de şans bulamasa bile bence santrafor rotasyonunu daha tamamlayamamış Anadolu kulüpleri için de büyük bir şans. Çünkü Frey'in bu performansını gören takımlar zaten çok fazla dışarı gitmediği için ben Frey için Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklarını düşünüyorum. Özellikle Kasımpaşa'da. Ya zaten işte artık iyi kötü ligi de tanıyor. Muhtemelen bir fırsat transferi olacaktır zaten. Fenerbahçe'nin de bir kiralama ücreti veya bonservis. Yani bonservis belki talep eder de kiralama ücreti talep edeceğini düşünmüyorum. Muhtemelen de zaten olursa kiralık olur. O zaman geçiyorum. Galatasaray Gaziantep maçına. Net bir galibiyet bence Galatasaray'dan. Orta saha üçlüsü diyeyim yani 2-8,5 Arda Berlanda arkasında Taylan birçok kişiyi kuşkulandırmıştı ama bence hiç korkulan olmadı Galatasaray adına. Hatta yani maçın kilidi özellikle Taylan birazdan belki haftanın oyuncusunda da daha detaylı konuşuruz. Ve yani hala yaranamadığı kesimler olsa da çok çok iyi bir performans gösteren bir Berlanda vardı. Onun dışında iyi gözüken Omar başta olmak üzere birçok isim vardı Galatasaray'da. Yani iyi bir oyun olabilir. Zaten çok fazla yaratıcı oyuncu vardı Galatasaray'da sahada. 3 gol atılması da bence çok şaşırtıcı değil. Ama Galatasaray'ın bu kadar fizik olarak hazır ve diri gözükmesi bunu 90 dakikaya yayamasa bile ilk 45 özelinde böyle çok canlı, ısıran, istekli bir takım yorumcusu vermesi Fatih Terim'le de muhtemelen bağlantılıdır ama Galatasaray adına umut verici diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bence Galatasaray'ın da aslında ilk haftadan şansı şu oldu. Ligimizin oynadığı taktik sebebiyle çok fazla pres yapmayan bir takımına karşı bu kadar rahat bir şekilde oynayabilmesi de bence onun şansı oldu. Çünkü ilk 45 dakikaya baktığımızda aslında Şumidika topun arkasına geçmek yerine biz de öne gideceğiz. Biz de gol atmak için savaşacağız taktiğiyle çıktığı için çok fazla pres gelmedi orta sahada. Çünkü Güray veya Maxim'le bu pres kalitesini zaten elinde bulunduramazsın. Andre Souza da birebir de Arda'yı markaj ettiğinde diğer iki oyuncu için bence oyun kurma anlamında çok büyük boşluklar oldu ve hani hem Belhanda'nın hem Taylan'ın iyi oyununda hem kendilerinin iyiliğinden hem de rakibin bence onları biraz daha rahat bırakmasından dolayı oluştu. Galatasaray savunma arkasında çok güzel koşular yaptı maç boyunca. Üçlü savunmada geçen sene oynayan Tosca'nın yerine oynayan bu sene Kubilay Aktaş'ın performansını hiç beğenmedim ne yazık ki. Yani Kubilay aslında maç öncesinde biraz daha hani üçlü oynayabileceklerinden bahsetmiştim ama ilk 45 dakikada Kubilay zaten vasatın altında kaldı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray zaten iç sahada aslında hani yakın zamanda şampiyon olduğu maçlarda baktığımızda iç sahada ilk 15 dakikada, ilk 20 dakikada gol atarak kopardığını biliyoruz. Bu seneye de öyle başladılar. İyi bir galibiyet aldılar. Omar'ın gelişi bence hem merkezdeki oyuncuları yani iki stoperi hem de önündeki Fegoli'yi rahatlatmış olarak gördüm. Çünkü bu maçın bence yok olan adamı Fegoli'ydi Galatasaray adına. Çünkü ne ön tarafta doğru düzgün bir
pozisyonda pozisyon hazırlayıcı değildi Faik Begoli, ne de merkeze gelip top dağıtabilecek şekilde oynamadı. Ben Omar transferinde gerçekleştirenleri bir daha tutayım. Zaten biz buradan çokça Omar hakkında konuşmuş olduk. Falcon'un da iyi dönüşüne çok sevindim. Oyun içerisinde çok fazla görmesek de gol atacağı noktalarda Falcon'un oyuna girmesi gayet iyi yerindeydi. Böyle devam ettiğin sürece de zaten oyun içinde olmasan da gol attığın sürece takımına 3 puan kazandırabiliyorsun. Ya sen Galatasaray kısmını çok iyi özetledin aslında. Ben de istersen biraz Gaziantep'ten bahsedeyim. Yani şu Mudika zaten hani herkesin 4-2-3-1 ve 4-3-3 oynadığı birlikte üçlü veya beşli nasıl tabir ederseniz savunma düzenini kullanarak ne kadar hani cesur ve radikal bir hoca olduğunu gösteriyor. Zaten yani sadece teknik direktörlüğü değil bence karakteri de o tarz biri. Ama bu radikal hocanın tamam beşli çıktı. İşte Kubilay çok sırıttı. Bunu söyledik. Zaten Alin Toşça bence hani tamam Cilobocci ve Kanabıyık da çok özel oyuncular. Hatta hani Cilobocci o üçlü savunmanın belki en öne çıkan oyuncusu ama Alin Toşça'nın ben daha hep böyle oturaklı, pozisyon bilgisi yüksek, biraz daha akıllı futbolcusu olduğunu düşünüyordum. Şu Midika'yla da iyi anlaşıyorlar zaten. Toşça'nın yokluğunda oraya Kubilay yerleşince yani böyle oyun bilgisi, pozisyon bilgisi sıfır olan bir savunma üçlüsü gibi gözüktüler. Ki yani Papi Cilobocci normalde Chelsea görmüş bir oyuncu. Galatasaray çok rahat bir şekilde arkaya adam kaçırdı. Zaten hani maçın başında bile bence belli olmuştu Galatasaray'ın çok rahat bir ilk kere oynayacağı. Ya onun dışında bahsettiğin orta saha üçlüsü hani Andre Souza bir nebze ama Güray ve Maxim Galatasaray'ın belki hani savunma anlamındaki zayıf karnı olarak göreceğimiz orta saha üçlüsüne hiçbir şekilde fiziksel üstünlük kurabilecek seviyede bir orta saha değil. Ben aksine orada hani Galatasaray'a counterlamasını bekliyordum açıkçası. Antep'in ayağına pozisyonlar geldi bu arada. Galatasaray biraz savunmayı önde kurduğu için ya tabii bunun getirisi de oldu ama işte böyle götürleri de oluyor. Ya Papi Cilobocci karşı karşıya kaldı bir pozisyonda. Evet, Fatih'le evet. Çok ve ilginç bir pozisyonda. Kenan da belki de Gaziantep'in en iyisi. Çünkü öndeki presi çok iyi yaptı Kenan bu maçta. Galatasaray'da da hani sen zaten hücum hattından bahsettin. Omar'ı da övdük. Övmeliydik zaten. Markaun'un ben çok iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Çok top kazandı. Luyendama ama çok hazır gözükmedi. Zaten hani hem sarı kart görmesinden hem de çok hazır gözükmemesinden ötürü Fatih Terim de iş diretmedi. Normalde öyle bir stoper değişikliği çok alışkın olduğumuz bir şey değildir ama hemen Luyendama ile Donku değiştirdi orada ve son olarak benim için maçın en özel oyuncusu da Taylan Antalyalıydı. Fizik olarak çok hazır gözüktü, çok dirençliydi. Dediğim gibi karşısında böyle çok kuvvetli tank bir orta saha yoktu belki ama sürekli Galatasaray kaybettiği topları çok hızlı bir şekilde geri kazandı. Bunda Baylanda'nın da payı var. Çok da üretken kullandılar bence. Yani zaten hani Taylan iyi bir pasör, Baylanda Arda iyi pasörler, top tekniği olan oyuncular. Dediğim gibi yani kolay goller kaçırdı, yeterli desteği veremedi bence Feghouli. Ama sonuçta çok teknik bir oyuncu. Emre Kılınç aynı şekilde. Falcao'nun oyun aklını biliyoruz. Yani Galatasaray'da çok teknik ve pas kalitesi yüksek bir ön altılı vardı. Çok top kazanıp aldıkları her topu da özellikle ilk yarıda çok etkili kullandılar. Ben Galatasaray'ı çok beğendim. İlerisi için de yani bir Galatasaraylı olarak umutlandım. Çünkü Galatasaray'ın önünde çok kritik 3 maç var aslında şu an. Yani Nefçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları. Ve Galatasaray orta sahasını kuramadan bu maçlara çıkmak durumunda kaldı. Artık gelse bile çok hazır olmayacak. Belki Etabo yetişecek ki bence ona da çok gerek yok şu an. Galatasaray iyi sinyaller verdi zorlu fikstür öncesi. Ekleyeceğim bir şey varsa ekleyebilirsin. O zaman Trabzonspor Beşiktaş maçına geçelim. Kağıt üzerinde de haftanın en kritik maçı olarak gözüküyordu. Burada biraz daha sözü sana bırakacağım ama yani ben başta girizgahta şunu söyleyeyim. Edin Newton'un maç planını yani beğenip beğenmeme noktasını geçtim. Anlamlandıramadım. Yani böyle bir maç planı yaptıysan, topu almayı hedefliyorsan niye böyle bir takımla sahaya çıktın? Hadi tamam hani diyeceksiniz ki elinde zaten ne kadar tercih vardı. Çok eksiği vardı Trabzonspor'un. Okey, saygım var. O zaman ona göre bu oyun planı tercih edersin. Beşiktaş karşısında da böyle sürkülası olmazsın diye düşünüyorum. Benim için hani Beşiktaş galibiyetinden çok bir Trabzonspor mağlubiyetiydi. Yani kesinlikle Beşiktaş zaten bir rakibe karşı oynamadı Trabzon'a karşı oynarken. İlk 30 dakikada sadece yürüyen bir Beşiktaş vardı. Zaten yayıncı kuruluşla maçı gösterirken hani yani maçı canlı yayınlarken etraf şeyde ekranda küçük olarak
not göstermişti. İlk 24 dakikada sadece Beşiktaş'ın 23 pası vardı. Yani dakikada bir pas yapamayan bir Beşiktaş vardı sahada. Ama ondan sonra 30. dakikada bireysel bir pozisyonda Tyler Uvoit'un kalecinin tutabileceği bir topu Hüseyin Türkmen kafasıyla tutması sonucunda gol oldu ve Beşiktaş şartları bir anda tersine çevirdi. Çünkü 30. dakikaya kadar ne Beşiktaş'ın ne Trabzonspor'un net bir pozisyonu geçtim. İsabetli kaleyi bulan bir şutu bile yoktu iki takımın da. Oyunun kaderini hem bu pozisyonu değiştirdi hem de bence ikinci yarının başında hocaların yapamadığı taktikler, değişiklikler etkiledi. Çünkü Eddie Newton ilk 45 dakikada oyuncularının bu kadar pasif olduğunu ve hani hiç kimsenin Abdülkadir Ömür'e yardım edemediğini gördükten sonra bence kesinlikle Gülerme'yi oyundan çıkarmalıydı. Gülerme babasının oğlu değil Eddie Newton'un. Hani bu kadar tolerans gösterebileceği bir durum değildi. Herhangi bir genç oyuncuyu alabilirdi veya 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı o savunma değişikliğini yapıp bence ikinci yarıya bile üçlü savunmayla başlatıp bir kanatta Serkan'ı bir kanatta Abdurrahim Dursun'u daha da öne atabilirdi. Çünkü Beşiktaş kanatlardan çok net etkili bir pozisyonuna gelmedi. Yani tamamen kanattan ilerleyerek çünkü golü kanat oyuncusu atmasına rağmen. Beşiktaş'ın da Oğuzhan değişikliği biraz mecburiyetten oldu. Çünkü Oğuzhan takatlanıp çıktı oyundan. Ama oyunda çıktıktan sonra yerine giren Dorukhan Toköz çok büyük bir performans gösterdi. Bence aldığı süreye göre Dorukhan'ın sakatlıktan sonra bu kadar iyi bir şekilde dönebilmesi beni çok mutlu etti. Orta sahada şimdi Josef de Souza'nın da transferinden sonra Beşiktaş'ın elinde gerçekten iyi rotasyonlu bir kadro var. Hatta ve bu durumdan dolayı Ademler için ben artık 10 numara olarak değil de bir kanat oyuncusu olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü orada bir olası Gökhan Töre transferi de var inşallah gerçekleşmez de. Yani Laiç ve Enkudu varken veya Lens varken onlara zaten şans düşmeyecektir. Defans anlamında da çok kötü bir Beşiktaş izlemedik. Fabrice Ensekalan'ın dengesizlikleri çok fazla oldu. Hani bunu laf olarak söylemiyorum. Gerçekten de maç içinde güven vermediği pozisyonlar vardı ama yine de ikili mücadele kazanma anlamında veya sahipsiz toplara koşma anlamında Ensekal'a bence Beşiktaş taraftarının istediği performansı sergiledi. Son olarak da Necip Uysal'a değinmem gerekiyor. Pandemi sonrasında, pandemi dönüşünde rezil bir dönüş sergileyen Envakame'nin de bugün canı istemediğinde yine Necip Uysal da iyi bir performans göstererek ona hiç neredeyse adım attırmadı kanatlarda. Çoğu zaman da merkeze kaçmak zorunda kaldı. Ben bu performansından dolayı da Necip Uysal'ı tebrik etmek istiyorum. Sonuçta 3 puanı aldı Beşiktaş. Yani çok güzel özetledin aslında. Yani tabii ki Trabzonspor'un maç planına yerdik ama yani bu arada acil şifalar dileyelim. Sergen Yalçın da koronavirüse yakalanmış. Sergen Yalçın, Murat Şahin işbirliği diyeceğim hani çünkü hani neye hangisinin ne kadar katkı yaptığını bilmiyorum. Tabii ki maç önü hazırlığında Sergen Yalçın başrolde ama maç içinde de bence Beşiktaş gayet iyi idare etti maçı. Rakibin kötü olduğunu sezdikten sonraki Sergen zaten işte bu Rıdvan Dilmen'le konuşmasında demiş yani biz maçı her türlü alacağız diye. Aslında biraz da Trabzonspor'u hazır yakalamadığının da farkındaydı Beşiktaş. İyi bir zamanlama oldu bence Beşiktaş için ilk hafta Trabzonspor deplasmanı ki Beşiktaş da PAOK maçında çok hazır gözükmüyordu ama PAOK eşleşmesine göre bence çok daha hazır, ne oynadığını bilen, ne istediğini bilen sahada bir Beşiktaş vardı. Belki Boyd'un golü gelmese ki biraz da şans faktörü var ama sonuçta yani bireysel çabayla gelmiş bir gol. Belki biraz daha işler zor olabilirdi ama yani Trabzonspor'un karşısına kimi koyarsanız koyun bir sonuç elde edemeyecek gibiydi. Ve bence o kadar kötü bir ilk yarının üstüne değişiklik doğru bu arada. Yani bence Kamil Ahmet, Abdurrahim Dursun değişikliği doğru bir değişiklik. Çünkü beklerden hiçbir şey alamıyordu Trabzonspor. Evet, ve sakatlanmış Kamil Ahmet de bu arada. Sakatlanmasa bile çok doğruydu. Ben bilmiyordum sakatlandığını ama yani ben mesela Eddie Newton devre arası 3 değişiklik yapar mı falan diye düşünüyordum. Evet, evet. Aynen öyle. Çünkü yani elde az adam varken bile hiçbir şey yapmadı Trabzonspor. Flavio'nun da ki hani büyük umutlar besliyor Trabzonspor taraftarı. Hani ne olur ne biter henüz bilmiyorum ama yani biraz aslında sorumluluğu da bence ilk Süper Lig maçını oynayan bir oyuncuya göre ki hani bu adam Luis Gustavo değil veya ne bileyim çok uç bir örnek vermeme de gerek yok aslında ama hani uzun yıllar 5 büyük ligde falan oynamış bir oyuncu da yani, değil. Maksim bile değil dersin abi yani. Yani tecrübe olarak değil kesinlikle. Biraz bence sorumluluk ağır geldi Flavio'ya en azından şimdilik. Onu da kaldıramadığını gördük. Zaten hani kırmızı kart da gördü. Penaltı pozisyonu konusunda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Aslında onda yeri gelmişken sorayım. Beşiktaş maçındaki pozisyon hakkındaki görüşün ne? Ve de Fenerbahçe-Enner Valencia pozisyonu hakkındaki görüşün ne?
Abi ben ikisinin de penaltı olduğunu düşünüyorum. Babamla da biz evdeyken zaten çok fazla tartışmaya girdik. Bence ikisi de penaltıydı. Ağır penaltı mı veya kolay penaltı mı konusuna girmiyorum. Kolay penaltılardı ama birinde adam eliyle birlikte sıkı tutuyor Atiba'yı. Atiba da müdahalenin olduğunu bilerek, akıllı adam, 38 yaşında, 39 yaşında adam bunu bilerek yere bırakıyor kendini. Çünkü VAR'ın da izleyeceğini biliyor pozisyonu. Bu anlamda penaltı doğruydu. Fenerbahçe maçında da bence açı olarak tam bize gösteremiyorlar. Ben orada yine Mikhailo Morozyo'nun dirseğinin Enner Valencia'nın yüzüne geldiğini ve o da zaten müdahaleyi hissedip kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Ben içinde de penaltı olduğunu hatırlıyorum. Peki istersen buradan kısaca bir flash bir galibiyet de olması dolayısıyla Hatayspor Başakşehir yorumu alayım. Sonrasında da şöyle ufak bir artık kadro vermiyoruz ama haftanın panoraması yapar kapatırız. Yani abi tabii ki de yani çünkü daha yeni bitti biz bu yayını pazartesi gecesi çekiyoruz. Hatayspor'un maç anlamında hani yani maçın 90 dakikasında da Başakşehir'in ya pardon şöyle diyeyim ilk 20 dakika haricinde Başakşehir'in buyruğu altına girdiğini düşünmüyorum Hatayspor'un. Kendi istekleri oyunları çok güzel ilk yarıda ve hatta ikinci yarıda değişikliklerden sonra da değişik bir oyun sistemiyle Başakşehir'e kabul ettirdiler ve iç sahada galibiyet aldılar. Mame Biriam Diouf'u çok hazır gördük. İlk 60 dakika oynadı ve zaten oyundan çıktı. Kaleci Münir çok büyük güven veriyor bana. Ben Beşiktaş'ın kalesine bile geçmesini istiyordum Münir'in. Aynı şekilde stoper Pablo Santos Beşiktaş'ta geçen sene adı geçtiği zaman ben Beşiktaş Pablo Santos'u alamaz diyordum. Bu sene adam Hatayspor'a geldi ve 90 dakika boyunca hatasız oynadı. Zaten bence maçın adamı da Pablo Santos'tu. Bir tarafta Ruben Ribeiro, diğer tarafta da Selim Uygaz da akıllarıyla beraber, oyun akıllarıyla beraber takımı iyi yönlendirdiler ve galip geldi Hatayspor. Bu vesileyle de lige çıkan 3 takımın da galip gelmesinden ötürü hem Karagümrük'ü hem Erzurumspor'u hem de Hatay'ı da kutlarım. Son bir cümlede Kayserispor'la ilgili söyleyeyim. Kayserispor'da lisanslar çıkmamıştı. Kayserispor'un aslında baktığımız zaman 8-9 tane bu takıma kadro yani takviye geleceğini biliyoruz ancak eldeki 12-13 kişilik rotasyonu çünkü yedekten de girebilecek sadece Emre Demir vardı. Bu rotasyonla galip gelebilmeleri Kasımpaşa'ya karşı bence haftanın güzel galibiyetlerinden ve anlamlı galibiyetlerinden de biriydi. O zaman haftanın panoraması diyorum. Yani oradan şeye bağlayabilir miyiz aslında? Haftanın takımı Kayserispor der misin? Ya ben haftanın takımına Göztepe derim abi yine de. Çünkü ya Göztepe'nin de aslında baktığımız zaman 15-16 kişilik bir şu anda rotasyon olduğunu düşünüyorum ben de. Yani İlhan Palut Hoca da yani yine de tam hazır olmayan bir Denizlispor'a karşı yani 5 gol atabilmek ilk haftadan bence çok daha büyük bir olay olduğu için ben haftanın takımını Göztepe seçiyorum. Ben çok da zevk aldım Göztepe'yi izlerken. Sen de bugün aslında FM üzerinden de olsa biraz şeyi de konuştuk yani Göztepe'nin kadrosunda çok eksik var. Ona rağmen flash bir galibiyet. Sen Göztepe dediysen o zaman ben de Alanyaspor'u söyleyeyim. Yani her ne kadar seyirci olmasa bile ilk hafta Sivas deplasmanına gidiyorsunuz. Bence net bir oyunla rakibinize üstünlük kuruyorsunuz ki yani Çağdaş Atan açısından önemli bir sınav olacak bence bu sezon. Ama elinin altında kesinlikle çok çok iyi bir kadro var. İkimizin de zaten övgüyle bahsettiği Davidson'dan da bence attığı golün de ötesinde çok etkili bir performans geldi. Çok güçlü bir hücum hattı var. Kesinlikle Alanyaspor'un. Ben bu sezonda Erol Bulut'un gidişine rağmen o hani işte bu 6.lık 7.lik civarındaki yerlerini koruyacaklarını düşünüyorum. Bilmiyorum biraz erken mi Evet, yok ama yok aynen öyle. Çünkü bir tek stoper transferi bekliyorum ben Alanyaspor'dan bir tane daha. Ondan sonrası bence kadroları şu anda olabilecek en maksimum seviyede. yani orta saha içinde bu arada bence net olarak maçın en iyi oyuncusu Salih Uçan. Yakın Aynen. zamanda da yeniden bence dört büyüklerle ad falan anılmaya başlayacak en azından bir rotasyon oyuncusu olarak. Ya Siopis, Ceyhun Gürselam, Salih Uçan ve Fatih Aksoy. Fatih Aksoy. Ya inanılmaz bir dörtlü bence Anadolu takımı için büyük lüks ve bunlarla her türlü oyunu da oynayabilirsiniz. Hani dördün ikilisi, ikili kombinasyonlarıyla da inanılmaz işler çıkabileceğini düşünüyorum. Haftanın futbolcusu ben oyumu aslında yeterince övdüm Galatasaray kısmında ama Taylan Antalyalı'dan yana kullanıyorum. Galatasaray orta sahasındaki defansif bir oyuncu olmamasına rağmen en defansif oyuncuydu ve tüm görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Galatasaray'ın oynamak istediği oyunda da bence en önemli parçaydı. Taylan eksik Galatasaray orta sahasında da ilerisi için de önemli bir alternatif olabileceğini de sinyallerini verdi bence. Yani ben de haftanın oyuncusuna biraz daha kaçamak bir cevap vererek Oltan Karakulutçu demek istiyorum.
Çünkü gerçekten de bir şehrin belki de kaderini değiştiren adam olacak Orkan. Çünkü hem Ömer Şişmanoğlu yokken hem yerine alınan yeni santrafor Armando Saduku yokken hem de maç içerisinde ilk 45 dakika yoklar oynayan Reşat Muhammed yokken pat diye adam çıktı ve ilk Süper Lig maçında iki gol atarak deplasmanda Erzurum kentine 3 puanı getirdi. Bu anlamda da hani hem Erzurum'u kutlamış olayım hem de Orkan Karakulç'u ben haftanın oyuncusu olarak seçmek istiyorum. Ben de bir kalp bırakayım o zaman Erzurum'dan Novi Kovas'a. Çok İlk 60 beğendim. dakika çok çok iyiydi. Çok İlk 60 dakika beğendim. çok iyiydi. Dikkatle izleyeceğim futbolculardan biri olacak bu sezon. Haftanın teknik direktöründe ben Murat Şahin, Sergen Yalçın işbirliğinden yana kullanacağım. Çünkü Trabzonspor'u formsuz yakalayıp çok değerli bir galibiyet aldılar. Kesinlikle. Ben de oyumu bugün biten maçtan Ömer Erdoğan'dan kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten şampiyona karşı hani yeni yükselmiş bir takım olarak Hatayspor'u çok iyi bir şekilde hazırlamış. Oyuncularına görev tanımını iyi yapmış ve doğru hamleleriyle Başakşehir'in o 60-65'ten sonraki dominasyonunu da engelleyerek Hatayspor bugün 2-0 galibiyeti gördü. Ben de Ömer Erdoğan demek istiyorum. Son olarak bir de haftanın hayal kırıklığı alacağım senden. Benim oyum aslında hani yine tekrara düşmüş olmak istemiyorum o yüzden uzatmayacağım ama yani hiçbir şey gösteremeyen ve takımını maça hiç iyi hazırlayamadığını düşündüğüm Eddie Newton tabii ki onun için hani kolay bir görev değil. Bir anda göreve getirildi. Ben kesinlikle alışacağını düşünüyorum ve altından kalkacağını da düşünüyorum ama ya bu maç özelinde çok çok kötü bir performans. Daha Trabzonspor'un çok yol kat etmesi lazım. Yani ben de hayal kırıklığı olarak Kasımpaşa santraforu Gerard Gordon'un ismini vermek istiyorum. Maç içinde pozisyon kaçırdı. Gerçekten 3 tane net pozisyonu var. Onları kaçırmasının haricinde de takımın temposuna hiç ayak uyduramadığı için de orta sahaların performansını düşürmüş oldu. Koyta'nın olmadığı bir günde Gerard Gordon aslında bize geçen seneden de kötü olduğunu izletmemişti. Bu seneyi de çok kötü bir şekilde oynayarak başladı. Oğuz teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Her hafta zaten yabancılarında bir aksilik çıkmazsa salı günleri sizlerle birlikte olacağız. Haftanın nabzını tutacağız. Biraz süre kalsaydı belki Galatasaray Nefçi de konuşurduk ama zaten bir Nefçi Bakü'yü tanıyalım videomuzda gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. İlk kartından da tekrar başında da söylediğim gibi videonun dört büyüklerin sezon öncesi değerlendirmelerini izleyebilirsiniz. Kanala da abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.